yarım gelir sen. Al abi. Yar gel abi. Yeni sana sunarım. Sakin mi? Hani al gel. Yerimizine bekle, git gel arabayı da buraya gel bir saat. Daha kötü var. Çok koyu. Şu alana bakalım çünkü buralar çok da. Şurasını bir alsın. Ha, ona göre bir yorum yaparsın. Girebildiği kadar girsin ya. Abi çok zor. Abi buraya çıkarsın zaten sıkıntı yok. Çok zor ya. Şimdi geçer. Şaretlerdik. Ver altını da. Bak ya şurasında. Alacağım. Bu yine elime kalacak, bu düğümü açacak. Sen alttan vereceksin, bu düğümün üstünden abi, atacak, çıkacak. Abi. Çekerken bundan tamam. Ver bakalım. Değil mi? Sağ ol. Tamam bırak ha. Sen sadece kendini kontrol et. Taşa vurma bir yerini, tamam. Sen yorma kendini, çıkıyorsun zaten. Gel. Sen de gene yor kendini bence. Hadi gel. Usta sen aşağıdan gördün. Şu o öyle şöyle hayvan meclisi de arkadan. Abi kaldırır. Şunu Enes'e verelim. Çek. Kaldır abi, kaldır. Çek. Yavaş. Geliyor. Bekleme. Kaldır. Şuradan yönlendir. Bekle abi. Yasin az çek sana doğru. Kaldır. Azıcık da. Kaldır Yasin, kaldır. Kaldır. Tamam. Çek sana. Tamam. Bırak. Tamam indir. Kasmasın karnını. Bırak karnı kasın. Abi indir bomba. Şöyle çök indir üstüne. Tamam onu da. Abi çok sürüyor. Tamam bir yedek gitmeyin. Demiri koyayım ya. Demiri koyacağım. Demiri koyacağım. Demiri getirin. Vursam daha baygın duracak. Beklemen gerekiyor. Al abi onu. Çekil mi? Abi ayağına dikkat et. Hadi etme ya. Hadi bakalım. Akşam itfaiye ihbarı geldikten sonra bize de bilgilendirme geldi itfaiye tarafından. Ön ekip gelip inceledikten sonra sabah operasyon yapılmasına karar verildi. Sabahleyin de itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleriyle beraber olay yerine geldik. Oldukça derin bir kuyuydu, 12-13 metrelik. Bu kuyudaki ineği çıkartmak için çalışmaya başladık. Fakat çok derin olması ve üstteki zemin gevşek olması nedeniyle harfiyat çalışması için kepçe ve ekskavatör geldi. Onların çalışmasından sonra saat 10'da başladığımız operasyon saat 16'da ancak ineği sağ olarak çıkartarak sonlandırdık. Her ne kadar bir canlı sıkışmış olsa da AFAD'ın görevleri içerisinde asli görevlerimiz insan. Can kaybını en aza indirmek. Ancak bu da bir candır. Dolayısıyla bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, başlatıyoruz, takibini yapıyoruz. Özellikle bu köy lüle taşının çıkartıldığı bir köy. Dolayısıyla yapılan kazılar bilinçsiz ve kaçak olarak yapılıyor. Kişiler buraya gelip kazı yaptıktan sonra sizi götüreceğim, etrafa bir bakacaksınız. 20-30 metre derinliğindeki yerlerde lüle taşı çıkarmaya çalışıyorlar. İçeride kalan kişiyi çıkarmamız mümkün olmayacak, haberimiz olmayacak. Dolayısıyla daha önce çalışılmış ve açılmış olan kuyuların kapatılmadığını da gözlemledik. O kuyular açık kaldığı müddetçe işte bugünkü hayvan düşmesi gibi, belki bir çoban çocuk düşebilecek, bir vatandaş düşebilecek, meraklı çocukların da düşmesini engellememiz gerekiyor. Dolayısıyla terk edilmiş kuyuların da bir an önce kapatılması, bu risklerin azaltılması yönünden çok önemli. Hani özellikle bir hayvanı kurtarırken de insan faktörünü göz önüne alarak riskleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Ancak Karatepe ile Türkmen Tokat arasında 200'e yakın açılmış kuyu olduğu söylendi. Bu kuyuların da işte zaman içerisinde gördüğünüz bu yaklaşık
1 kilometre yarı çaplı alanın içerisinde bir tahkikat yaptık, denetim yaptık. Sivil toplum örgütleri, muhtarımızla birlikte gezdik. Yani bu bölgede bile 50'ye yakın 20 metre ve derinliğinde kuyular mevcut. Olay dün biz Eskişehir'deyken çobanımız hayvanları Lületaşı madeni ocaklarında otlatırken hayvanımız bir anda altından toprak kayması nedeniyle yerin 10 metre altına düşmüş. Dün gece haber aldığımızda geldik. Kendi imkanlarımızla bir şey yapılamayacağını gördük. Ve Büyükşehir Belediyesi'nden, Eskişehir İtfaiyesi'nden, Eskişehir, AFAD, AKUT onlardan yardım istedik. Onlar da gündüz gözüne daha etkili çalışma yapabileceklerini söylediler. Sabah erken saatlerde mesai başladığında geldiler ve çalışmaya başladılar. Hayvanımızı oradan sağ salim çıkarmamıza yardımcı oldular. Çok titiz ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdi arkadaşlar. Yoksa zaten herhangi bir en ufak bir hatada hayvanımızın üzerine toprak yığılmasıyla ölmesine sebep olacaktı. Arkadaşlar da sağ olsun hani kazıdaki operatörden hayvanın çıkmasına yardımcı olacak arkadaşlar hepsi detaylı temiz bir çalışmayla hayvanımızı oradan sağ salim çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Haberiniz önden çıkın. Hadi. Abi zaten serum takacağım. Yataksın serum defenin. Tamam bu kadar işte.